Diyelim ki Deniz sana evlenme teklif etti. Fatoş, atacağım kendimi camdan aşağı. Kızım hala orada mısın sen? Aman canım, hayal kurmak da mı yasak, Allah Allah. Diyelim Deniz sana evlenme teklif etti. Tamam mı? Seninki buna ne der? Benimki derken? Anlamamazlıktan gelme Nazlı. Seninki işte, Ferit'i diyorum. Öyle bir şey yok Fatoş. Benimki falan yok yani. Öyle bir kelime yok, evde yok. Çatlar çatlar, kesin çatlar. Ne işin var senin burada? İşe geri dönmeni rica etmeye geldim. Yeniden benimle çalışır mısın? Bulut'un sana ihtiyacı var. Lütfen geri dön. İşe geri dönmemi mi istiyorsun? Evet. Doğrusunu söylemek gerekirse... Nazlı? Bulut? Bulut? Yavaş, dikkatlice, yavaş. Bırak beni dayı. Sen de bırak. Bak Nazlı, ben geldim. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Burası senin evin mi? Evet, benim evim. Bak, bu da ev arkadaşım Fatoş. Merhaba Fatoş abla. Merhaba Bulut'cum. Sana evimizi gezdireyim mi, ister misin? Olur. Ama Nazlı'nın adresine de bakalım, tamam mı? Tamam. Sen şimdi burada bekle, ben turistik gezimiz için çok eğlenceli bir araç getireceğim, tamam mı? Ne getirecek? Sürpriz. Ta-ta! Hoppa! Evet, sıkı duralım. Nazlı Fatoş Residence turu başlıyor. Woo! Bulut, kazadan sonra bambaşka bir çocuk oldu. Değişti. Çok hırçın. Bir isteği diğerini tutmuyor, inatçı. Yaşadıkları kolay şey değil. Evet. Bu yüzden senin gibi birinin yardımı lazım. Bulut seni seviyor, sana güveniyor. Tekrar bizimle çalışırsan çok sevinirim. Ben de Bulut'u çok seviyorum. Üzülmesini asla istemem. Ama daha önceki tavırlarınız aklıma geldikçe açıkçası emin olamıyorum bir türlü. Nazlı, bu profesyonel bir iş teklifi. Eğer yeterince profesyonel olamayacağını düşünüyorsan... Ben bundan önceki bütün işlerimde yeterince profesyoneldim Ferit Bey. Bence sizin profesyonellik anlayışınızı bir sorgulamak lazım. Bak, kavga etmeye gelmedim. Bulut'un yardıma ihtiyacı var. Benim de. Eskiyi unutamaz mıyız? Unutabiliriz. Buyurun. Teklifimi duydun. Gelecek misin, gelmeyecek misin? Ne kadar sana ihtiyacımız olsa da sana yalvaracak değilim. Cevabını bekliyorum. Tamam. Kabul ediyorum. Tamam, her şeyi konuştuk ama... geceleri bir süre bizimle kalman gerekecek. Gece. Sizinle. Kendine ait bir odan olacak. Bulut hala bazı geceler kabus görüyor. Ben işim yüzünden eve geç gelebilirim. Belki uyumasında yardımcı olabilirsin. Yani Bulut'un da seveceği yeni bir hemşire bulana kadar. Olur. Kabul ediyorum, kalırım. Yeni bir hemşire ayarlayınca istersen yalnızca gündüzleri gelirsin. Tamam. Tamam o zaman. Peki o zaman. Biz geldik. Dayıcan, bak sana Nazlı'nın odasında bir
şey göstereceğim. Bulut'cum geç olmasın şimdi. Biz evimize gidelim, sen bana yolda anlatırsın, olur mu? Dayı ne olur biraz daha kalalım. Bulut'cum rahatsız etmeyelim şimdi insanları. Nazlı rahatsız olmaz ki. Olmazsın değil mi Nazlı? Buyurun. Dayı bak, bu da Nazlı'nın şans kedisiymiş. Pek güzelmiş. Nazlı Hanım'ın profesyonelliğini bir kez daha takdir ettim. İş yerinde hiç böyle dağınık değil. Dayı, biliyor musun şu yazıyı Nazlı okuyabiliyormuş? Ne yazıyor Nazlı orada? Orada Japonca bir atasözü yazıyor. Diyor ki, şans yemek artığındadır. Yemek artığında mıdır? Yani Japonlar demek istemiş ki, şansın nereden çıkacağı hiç belli olmaz. Hadi bakalım Bulut'cum, bu kadar gezi yeter. Evimize dönelim artık. Ya dayı ne olur biraz daha kalsaydık, hemen eve gitmeyelim. Bulut'cum. Bulut, sen şimdi git, ben yarın geleceğim. Anlaştık mı? Gerçekten mi? Kabul ettin mi? Artık bizimle mi yaşayacaksın? Evet. Gerçekten. Yaşasın! Ya. İşlemleri mutlaka ay sonuna kadar halletmemiz gerekiyor Engin. Bence de. Abiler ben çok çalıştım, çok yoruldum. Fırlıyorum. Özletme kendini. Özletmem. Görüşürüz abi. Hadi kolay gelsin. Hadi eyvallah. Patron, öğle yemeği için programımız var mı? Yok. İyi, şunları bitirelim de benim özel bir randevum olacak da. Ferit Bey, Hakan Bey geldi. Hakan Önder. Hakan. Niye? Çok küçük bir şey söyleyip gideceğim dedi. Alayım mı içeri? Al. Ferit Bey, sakın rahatsız olma. Söyle Hakan. Sana çok önemli bir haberim var. Yani daha doğrusunu söylemek gerekirse bu haberi benden duymanı istiyorum. Başkasından duyma. Hazır mısın? Demet ve ben Bulut'un vasisi olmak için başvuracağız. Nasıl? Demet de sen de bugüne kadar Bulut'u hiç görmediniz. Evet. Bulut 7 yaşına geldi biliyorsun değil mi? Hı. Nereden çıktı şimdi Bulut merakı? Şöyle izah edeyim. Bulut'un senin gibi bekar bir adamın yanında kalması doğru değil. Onun halasına, daha doğrusu bir aile sıcaklığına ihtiyacı var. Bu onun için daha sağlıklı. Mahkeme talebimizi makul karşılayacaktır eminim. Emin ol, mahkeme bunu miras için yaptığınızı anlayacaktır. Bulut annesini babasını daha yeni kaybetti. Ama pis miras oyunlarınızı alet edemezsiniz. Ona zarar vermenize izin vermem. Bir saniye, bir saniye. Bir yanlış anlaşılma var. Ferit, senden izin alan yok. Ben seni bilgilendirmek için geldim buraya. Vaktini aldın, özür dilerim. Düzenin bozulmasını sevmiyorsun, biliyorum. Şu an yaşadığın küçük bir düzen bozukluğu yarın seni büyük bir şoktan kurtardı. İyi çalışmalar. İkbal Hanım, avukatları toplantı odasına çağırın lütfen. Merhaba. İkbal Hanım, avukatlarımızı bilgilendirdiniz mi? Bilgilendirdim Ferit Bey. Demet ve Hakan bu davayı açabilirler mi yoksa blöf mü yapıyorlar? Demet Hanım Bulut'un halası. Yani teknik olarak tabii ki böyle bir talepte bulunabilirler. Kazanma şansları? Demet Hanım'ın geçmişteki aile yaşantısı ve Bulut'la ilgili hiçbir iletişiminin olmaması tabii ki elini zayıflatıyor.
Ama öte yandan bir aile ortamı sunabileceğini göstereceklerdir mutlaka mahkemeye. Aile ortamı. Demet ve Hakan'ın aile ortamı. Bulut'u neden istedikleri gün gibi açık. O zavallı çocuğa verecekleri zarar umurlarında bile değil. Ve ben buna izin vermeyeceğim, izin vermeyeceğiz. Anladınız mı? Peki Ferit Bey. Dayı bak parmağım yerinden çıkıyor. Ha, aferin sana. İşte parmağım kopuyor. Bulut'cum sen hadi yemeğini ye. Bak daha bitirmemişsin. İşte tamam yiyeceğim birazdan. Dayı biliyor musun? Avustralya'da insandan çok kanguru yaşarmış. Öyle mi? Evet evet öyleymiş. Hatta Çivi diye bir kuş varmış. Ama uçamıyormuş. Halam mı anlattı bunları da sana? Evet, hepsini halam anlattı. Hatta ilk geldiğinde hepsinin fotoğrafını gösterecek. Ben bu boşluklarını kaldırayım, pardon. Afiyet olsun. Çenen düştü Bulut, Çenen. Demet'in denizde olacağından haberin var mıydı? Yoktu. Deniz'in de yoktu. Yani biz evde üçümüz oyun oynuyorduk. Bir anda kapı çaldı. Demet Hanım gelmiş. Sonra baktım iyi anlaşıyorlar. Biraz vakit geçirsinler dedim ben de. Evet sevmiş belli. Ne halısı yani kan çektiyse. Bu ara pek dışarı çıkmayın. Olur. Bir sabah almak için. Ben akşam eve geldiğimde sizi istediğiniz yere götürürüm. Bir süre evde sakin aktiviteler yapın. Bulut için daha iyi olacak. Olur. Ayrıca her yaptığınızı bilmek istiyorum. Dayı, hani bitirdim yemeğimi. Bana pilav çağıracaktın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Güzel. Aman ya, vallahi içim şişti. Ne intrikalı hayatımız var arkadaşım. Yavaş, Bulut'u uyandıracaksın. Ödümü kopardınız. Kaçıncı oldu bu? Karanlıkta çıkıyor. Su iç. Teşekkür ederim. Seni de mi uyku tutmadı? İlk defa kaldığım yerlerde olur öyle. Odan rahat falan değilse? Çok rahat, çok rahat. Çok teşekkür ediyorum. Şömine bile var. Daha ne olsun? Yani yakacağımdan değil de öyle odaya hoş bir sıcaklık veriyor. Ferit Bey, ben size bir şey söyleyecektim aslında. Böyle karşılaştığımız iyi oldu. Demet Hanım meselesi... Biliyorum. Biliyorum senin bir suçun yok. Evet, orası öyle. De ben başka bir şey söyleyecektim. Bulut'la Demet Hanım karşılaştıklarında... Demet Hanım Bulut'u çok sevdi. Bulut da Demet Hanım'ı. Yani hiç öyle yıllardır görüşmüyor gibi değillerdi. Bilin istedim. Bulut. Bulut. Korkma, korkma. Rüya mı gördün? Korkma. Nazlı, ben annemi istedim. Babamı istiyorum. Leman Hanım hemşire hanımın yanında. Annemin durumu nasıl doktor bey? Fiziksel problemlerin hiçbir aşılamayacak şeyler değil. Fakat Leman Hanım bize hiç yardımcı olmuyor. Evde de bize çalışanlarımıza hiç yardımcı olmadı. O yüzden sizin desteğinizi almak durumunda kaldık. İyi yapmışsınız. Biz elimizden geleni makul ölçülerde zorlayarak yapıyoruz. Şu anda konuşmayı reddediyor. Ama sizin bu düzenli ziyaretleriniz kendisine çok iyi geliyor. Lütfen böyle devam edin. Tabii ki.
Konuşabilir miyim kendisiyle? Tabii tabii. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldiniz Ferit Bey. Hoş bulduk. Anne nasılsın? İyi misin? İyi olacaksın anne. Daha iyi olacaksın. Hepimiz iyi olacağız. Biraz daha toparlan. Bulut'u da getireceğim. O da iyi. Yavaş yavaş hayata tutunmaya başladı. Anne, lütfen doktorların sözünü dinle. Lütfen onlara yardımcı ol. Çiftliktekiler seni çok özledi. Sen özlemedin mi? Tamam. Ne zaman istersen o zaman konuşuruz, olur mu? Selam. Hayırdır, ne o? Bunlar Demir'in hazırlattığı evraklar. Biliyorsun Demir şirketteki payından %5 vermeyi planlıyordu Demet'e. Sami amca sağlığında bütün çocukları mirası bölüştürdü. Demet o çakalla evlendiği için babası sinirlendi ve az pay verdi. Herkesin kendi kararı bu Ferit. Ama Demir rahatsız da bundan. Pay devriyle ilgili belgeleri hazırlattı, imzaladı, bana getirdi. Ben de bakarız demiştim ama şimdi kararsızım, uygulasak mı acaba diyorum. Bak o zaman Demir'e söylemiştim. Şimdi sana söylüyorum. Sami amca bir şeyleri düşünerek yaptı. Demet'e bu şirketten pay vermek, Hakan'ı bu şirkete almak demek. Engin sadece %5. %5'le o herif hiçbir şey yapamaz. Mesele bir şey yapıp yapamaması değil zaten Ferit. Her gün o herifin yüzünü göreceğiz ya bu şirkette. Bu yüzden zaten Demir'le Deniz'in babası kalkıp da kızına pay vermedi bu şirketten. Engin tamam ama bu Demir'in bir nevi vasiyeti bana. Tamam. Ama şimdi ortaya çıkarma bunu. Şu dava bir sonuçlansın. Ondan sonra kime ne verilecekse verilir. Haklısın. O dosyayı da öyle ortada bırakma. Eve falan götür. Bumerang diye bir şey var. Böyle yamuk bir çubuk. Bunu böyle atıyorsun geri geliyor. Atıyorsun geri geliyor. Bunu Avustralya'da eskiden yerliler kullanıyormuş. Öyle mi? Sen nereden biliyorsun bunları? Halam anlattı. Ablanın telefonu çalıyor. Nerede? Benim ablam değil. Arkadaşım bir kere. Hmm, acaba kim arıyor? Dedi. Dey. Dayım arıyor. Alo dayı. Ha, biz Nazlı'yla polisteyiz ya. Neydi buranın adı? Karakoldayız. Ha, karakoldayız işte. Ne demek karakoldasınız? Bulut telefonu hemen yanındaki büyüye verir misin? Evet, bir polise ver. Alo, iyi günler. Orası neresi? Tamam, ben çok yakınım. Hemen geliyorum. Bulut. Aa, dayı hoş geldin. Hoş bulduk, iyi misin? Ya ben iyiyim, beni boş ver. Nazlı'nın kardeşi gelmiş, içeride polisle konuşuyorlar. İyi niyetiniz için tekrar teşekkür ederiz. Allah kardeşine size dua etsin. Bir daha böyle bir şey yapmasın. Ferit Bey. Ben sizi aramıştım ama. Tamam, sonra konuşuruz. Nazlı rica etsem alabilir misin sen? Bulut Bey, hazır mıyız? Hazırız. Bir, iki, üç. Hoppa! Doğru eve gidiyoruz. Ay tamam abla ya. Sen gelmiyor musun? Hayır, ben geçici bir süre Ferit Beyler'de kalıyorum. Yani Bulut'a arkadaşlık etmek için. Vay, hiç haberimiz yok. Telefonlarını açsaydın haberin olurdu. Bana bak Osman, hemen eve git. Fatoş'u arayıp kontrol edeceğim kaçta gittiğini. Talih kuşunu kaçırmışsın, yine kondu o güzel kafana. Yere kapak attın, kaybetme bunu. Doğru konuş, ağzına bir tane çarparım, görürsün gününü. Dur, tut şunu, ben bir selam verip geleyim. Osman gel buraya.
Ferit Bey, kusura bakmayın. Bugün bir yanlış anlaşılma oldu. Sizi de buraya kadar yorduk. Önemli değil. Allah sana akıl fikir versin Asuman. Delirtirsin adamı sen. Nazlı. İyi geceler Ferit Bey. Ben de öyle hava alayım diye çıkmıştım. Yani Bulut yemenizdikten sonra hemen uyudu. Normal değil mi sence? Fazlasıyla hareketli bir gün geçirdi. Normal. Yani fazlasıyla hareketli bir gün geçirmesi normal. Ya hayat her zaman o kadar sakin ve steril olmuyor. Bazen beklemediğimiz durumlarda kalabiliyoruz. Ben hayatım ve Bulut'un hayatı sakin kalsın diye bir sürü insana bir sürü para ödüyorum. Bunlardan biri de sensin Nazlı. Bulut'un hayatının sakin kalmasından sorumlusun. Sanki hiç evde kalın dememişim gibi. Özür dilerim Ferit Bey. Gerçekten. Yani Bulut bir daha asla karakollara düşmeyecek, hiç şüpheniz olmasın.